Türkiye'nin en büyük problemi siyaset ya. Siyasetteki olan yanlışlıklardır benim gözümde. Buna bir türlü uyanamayan halkımızdır. Bu nedenle başka bir şey söylememe gerek yok. Herkes ne dediğimi anladı zaten. Yani A parti B parti değil derdim. Derdimiz ne bizim? Ülkemiz. Ülkemizi savunmuyoruz biz. Sadece siyasetimizi savunuyoruz. İşsizlik. Geçimsizlik. Para yok gençlerde. Çocuğunu okula gönderen babalar yok. Harçlık veremiyor. İşsizlik. Bu iktidarın bir an önce çökmesi lazım. Başka iktidarın gelmesi lazım. İşsizlik. Eğitim. Ama birinci olarak işsizlik. Bence ekonomi. Bence. Bana göre ekonomi. Evet. Şimdi işsizlik de var yani. İnsanların şeyi de var. Bence bana göre ekonomi yani. Çünkü 4 milyon işsiz var bildiğiniz gibi. Bir de hani her 4 işsizden birisi üniversite olduğu için sıkıntı oluyor. İnsanların artık gelecek şeyi kalmadığını düşünüyorum ben. Hani bir insanlara bir vaat edilmeli, gelecek vaat edilmeli. Hani insan bir bölüme girdiğinde açık kalacağını düşünmemeli bence. İşsizlik ne olsun? İşsizlik. Devlet büyüklerinin bir an önce el atması lazım. İşsizlik. İş buluyoruz, işveren eziyor. İş bulamıyoruz, aciz. Sonu yok bu işin. %100 yani işsizliktir. En büyük problem ekonomidir. Sebebi bizim çalışmamamız yeterince. Yeterince gayret etmememiz. Yani bunlardır bence. Yeterince biz gayret etsek belki düzelebilir yani. İşsizlik, yoksulluk. Üretmeden devam tüketiyoruz. Tüketici millet olduk. Üretme yok. Zorla AVM açıyoruz. İşsizlik. Başka Suriyeliler. Suriyeliler önlem alınamaz artık. Geçti yani. İşsizlikte yeni iş imkanları açılması lazım. İşsizlik. İşsizlik. Türkiye'nin en büyük eğitim, evet. Eğitim sistemi. Peki ne yapılması gerekiyor? Baştan aşağı değişmesi gerekiyor. Şu an Türkiye'nin en büyük problemi ekonomi bence. Yani ekonominin çok iyi gitmediğini düşünüyorum. Yani dövizin ve altının çok yüksek olduğunu düşünüyorum şu anda. İşsizliğin, istihdamın sıkıntın olduğunu düşünüyorum. Bence ekonomi yani. Peki ne yapılması gerekiyor? Ne yapılması gerekiyor? Üretim yapılması gerekiyor. Yani ülkemizin üretim politikalarına yönelik çalışmalar yapması lazım bence. Artık yani siyaseti bırakıp böyle bir şeyler yapması lazım. Türkiye'nin en büyük problemi dışarıdan gelen güçlerin ülkemize sokmaya çalıştıkları terör olaylarıdır. Peki ne yapılması gerekiyor? Ülkemizde yaşayan bütün vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olmalı, duygulu olmalı. Vatanımıza, milletimize her ne sebeple olursun hainlik yapanlara fırsat vermemek için ellerinden gelen gayreti göstermeleri lazım. Özellikle emniyet güçlerimize bilgilerini zamanında iletmeleri lazım. Terör örgütlerine hiçbir şekilde inanmamaları, güvenmemeleri gerekiyor. İşsizlik zannederim. Peki ne yapılması gerekiyor? Devlet tabii iş istihdam etmesi gerekiyor. KOBİ'ler var, ondan sonra iş bulma kurumları var. Gidiyorsun, iş arıyorsun. İş bulma kurumuna gidiyorsun. Sana vasıflı eleman aradığını söylüyor. Zaten iş arayan adam bir vasıflı eleman değildir. Vasfı olmadığı için iş arıyordur. Gidiyorsunuz, vasıflı eleman aradığı için yaşınızdan kaybediyorsunuz. Belli bir mesleğiniz yok, kariyeriniz yok. Sizi işe başlatıyor. Yaşınızdan dolayı olmasa bile işe başlattığı 1-2 gün içerisinde sizi tekrar performansınızı düşük görüyor. Asgari ücretle de geçinmek zor haliyle tabii. O yüzden de insanlar işe gittiği gün ikinci gün işten yine terk ediyor, başka bir işe gidiyor. Bilmiyorum artık yani devletin nasıl bir sistem buna nasıl bir çare bulacağını. Eğitim eksikliği var. Peki ne yapılması gerekiyor? En iyi şekilde eğitim yapılması gerekiyor. Baştan başlayıp tekrardan eğitim görmesi lazım. Her konuda. Eğitim şart. Türkiye'nin en büyük sorunu nedir? Ekonomik sıkıntı. Bu kadar ekonomik sıkıntı yani. Başka. Peki ne yapılması gerekiyor? Ama ne bileyim işte. Ya tabii ki yüksek mercilerin ya bu konuda bir şeyler yapması gerekiyor. Ekonomik sıkıntımız var yani.